Selam sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Hiç cevap vermiyorsunuz. <laughs> Umarım iyisinizdir. Bugün en son derste yaptığımız bu kontrol integralleri ee, üzerinden e, aslında bir, bir e, uygulama dersi gerçekleştireceğim Onun için e, bu line integralleri biraz hatırlatacağım yani aslında e, burada yapacağımız kontrol integralleri Aslında tarif etmiş olacağım ama hani şeye benzeyecek yani orada yapmış olduğumuz line integrallere benzeyecek. sadece karmaşık düzlemde yapınca aslında bir çizgi integralini ne oluyor ee, bir farklı bir şey mi oluyor ee, onu göreceksiniz aslında başka da bir şey olmayacak yani bugünkü şeyimiz böyle olacak ee, dersimiz böyle olacak Zor bir şey değil gerçekten de e, birazcık siz de e, bu hani bir e, problemi ben çözdükten sonra mesela bir, bir, bir durup ondan sonra şey yaparsanız ay, e, kendiniz hani bir ne bileyim işte ben diyelim i'den i artı 1'e çözeceğim şimdi mesela ilk örnek var hemen önümde. Onun yerine mesela siz de götürüp bunu işte başka bir yerden başka bir yere doğru integralini almaya kalkarsanız mesela çok faydalanırsınız değil mi? Hani şey çıkar bir alıştırma olur kendi başınıza. Sonucu da internette mutlaka şeyler var. İşte Wolfram Alpha mesela hani kullanabileceğiniz oralara çözdürebilirsiniz. Matematika programını kullanmayı biliyorsanız oraya çözdürebilirsiniz. Eee Tamam şimdi gelin hemen sözü fazla uzatmadan şeyle başlayalım bir örnekle başlayalım bunun birinci örneğimiz olsun. Şu örneğimiz çok basit. İ sadece şeyi anlayacağız. Yani i'den i artı 1'e kadar z dz integralini bir çözelim. Şimdi mesela bir straight line üzerinde bunu tamam mı? X ekseninde paralel bir şey düzgün bir çizgi üzerinde bunu mesela şimdi düşünelim. Yani şunu alacağız yani mesela x ve y tabii şey kompleks uzaydayım. Tamam mı? X, Y dediğim zaman normal bir X, Y koordinatı gelmiyor aklıma. X artı iy yani real part ve imaginary part değil mi? Bir karmaşık sayının. Ee, hani şu, 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 şu doğrultu üzerinde e, bir şey almaya çalışalım. Yani integral almaya çalışalım. Şimdi zaten i'den i iy artı 1'e kadar. Tamam mı? Hani ama başka bir taraflardan da hani gidebilirdim bunu. Yani bir başlangıç noktası seçeceğim kendimi. E, paralel olarak x'e paralel olarak gitmeye çalışalım. E, i noktası neresi? Arkadaşlar yani önce bunu bir karar verin. Hemen e, y eksenin üzerindeki 1'e kadar karşılık gelen noktadım Yani i noktası şurası. Sonra i artı 1 noktası nedir? Yani hemen z karmaşık sayısının x artı iy gibi olduğunu hatırlarsanız e, o zaman e, pat diye söyleyebilirsiniz ki burada bana işte e, neyle uğraşıyorum ben aslında? i artı 1 yani i artı 1 değil mi? O zaman bunun x'i 1, y'si 1 olan nokta. Hani x'i 1, y'si 1. Yani şu nokta mesela şu noktaya taşımalıyım değil mi? Dolayısıyla benim izleyeceğim yörünge şimdi şu basitçe. Dolayısıyla şunu gideceğim. E, bu integrali alacağım. Nasıl alınır böyle integraller? Daha önceden aslında bunlara tüyo verdik. Ya şimdi x hani şey z buradaki fz'leri mutlaka u artı iv'ler diye ama z gördüğünüz zaman ya r e üzeri i teta ama buradaki simetriniz kartezyen. Aksini bir şey de yapmayacağız. Bunları e, hani, hani r'ler üzerinden yapmak da mümkün. E, bu haliyle x artı iy olacak değil mi? dz dediğim şey de dolayısıyla bunun hemen dx artı i halinde yazılmış olacak. D, d, dolayısıyla da e, ben ben zdz integrali arıyorsam integralim benim e, muhakkak şimdi şöyle olmalı, değil mi? İşte e, şu yol üzerinde bir şeylere karar vermeliyim ama hani bu line integraller kısmını hatırlamıyorsanız lütfen e, dönüp bir şey tarafına doğru bir gidin. E, buralarda bir şu tarafı gösteren bir çılgın şeyim vardı benim oyuncağım oyuncam e, şu. E, bu noktada e, gidiyorsunuz ne tarafa doğru şeye e, line integralleri öğrenmeye tamam mı? <laughs> e, çizgi integrallerini öğreniyorsunuz daha önceki derslerde videolarda bir yerlerde var şimdi e, bu yörünge boyunca yani şu izlediğimiz yol boyunca kim değişken x mi değişken y mi değişken hemen buna karar veriyordum değil mi mesela burada x e, sabit mi değişken mi şu yol, yol boyunca değişken x e, changing variable değil mi bu tarafta yani şey dolayısıyla e, sabit değil e, e, bu ne demek? E, X'e de, e, değişken diyelim yani. X değişken. X değişken olduğuna göre dx eşittir sıfırdan farklı. değil mi yani dx sıfır değil. Buradan bunu biliyorum. Şimdi y bu yol boyunca nedir? Y bu yol boyunca sabit. Çünkü görüyorum bak hiç y değişmiyor. Kaça sabit? 1'e değil mi? Orada hani çünkü şey hani e, i'den başlamıştım. Yani y'deki 1'den başlamıştım. Dolayısıyla y eşittir 1 ve sabit. Bu ne demek? dy madem y sabit o zaman dy eşittir Sıfır demek değil mi? Yani Haliyle burada bakın şey basitleşmeli, şu ifade basitleşmeli yani integrali alacağınız ifade. Siz ne yapacaktınız? Şuraya bir kere z'yi yazacaksınız hani i'den F, i artı 1'e kadar ama F, x artı i'ye tamam x değişken bilmiyorum yerine bir şey yazmayacağım ama artı i'ye var ya artı i kere y şimdi y ne? Bütün bir integral yolu boyunca 1. Dolayısıyla buraya 1 yazdım yani y yerine tamam. Sonra dx artı i dy. Şimdi kim sıfır? Dx sıfır mı? Değil. O zaman bir kere dx'im var. Artı i kere dy. Şimdi dy neydi bu yol boyunca? Sıfır değil mi? Dolayısıyla bu gitti. Şimdi hatırlarsanız mesela böyle bir şey paralel yani x'e ya da y'ye paralel gidiyorsam d ya da d birisi gitmeli. Ama üçgen gibi bir şey tarif ediyorsam o zaman bir eğimin eğimle ilgili bir eşitlik vardı hatırlarsanız. y eksi y sıfır eşittir. Eğim kere x eksi x sıfır gibi. Dolayısıyla oradan bir denklem çıkartıyordunuz ve d y'yi d e bağlayıp bunları tek bir değişkene indirip onun üzerinden integral almaya çalışıyordunuz. Burada paralelse sorun yok zaten. Haliyle de integral ifadem şuna dönüş. Şimdi i'den i artı 1'e e, şurası x artı i değil mi bu in, iç kısım ve dx. Demek ki ben dx'in integralini alacağım. O kadar. E, aldım hemen e, ne oldu? İşte x kare bölü 2 artı i x bu kadar. Yani integrali de nereden nereye? Hemen söylediğiniz i'den i artı 1'e. Dolayısıyla da e, hemen şunun karesi i artı 1'in karesi. Onu bulacağız şimdi. E, bölü 2 değil mi? Bir de eksi şu i'ye kadardı. i'nin karesi bölü 2. Birincisi bunlar. Sonra artı i x yani i belki parantezinde yazayım. Hadi işte i artı bir. bir de eksi alttakini yazdım. i bu kadar. O zaman ne oldu? Şimdi i artı 1'in karesi nedir? i'nin karesi yani eksi 1. Bir. Birinci ile ikinci i çarptım. Bunlar sıra değiştirebilincelikler olduğu için hani i kere 1 artı 1 kere i her ikisi de i. Dolayısıyla 2 i. Ve e, işte 1'in karesi 1 değil mi? Yani oradan da artı 1 geldi. Eksi i'nin karesi eksi 1. Dolayısıyla burası da artı 1 oldu. Böyle hepsine 2 var. E, artı şimdi şuradaki i ile eksi i gitti. 1 kaldı. i ile çarptım. i oldu sadece. Sonuç demek ki e, şu eksi 1 ile artı 1'i de gönderirsem ben 2i bölü 2 yani i bir de i burada var 2i bir tane de şuradan artı 1 bölü 2 geliverdi. demek ki benim sorunun cevabı bir de bölü 2'yi unuttum yok unutmadım tamam böyle bir şeymiş oldu mu sevgili arkadaşlar oldu mu <laughs> olmadı diyen yok mu içinizde? Ben bu cevabın doğru olmadığını şimdi size söyleyeceğim. Bunu nasıl söyleyeyim? Ee, şöyle söyleyeyim bir dakika. Ee, bu cevap doğru değil. <laughs> Niye? Şimdi e, yani hiç integral almayı bilmiyor muyuz canım biz? Yani şimdi şunun integralini alsak bu z kare bölü 2 çıkar. Neredenleri? nereye? i'den i artı 1'e. Değil mi? Daha önceden türevin integral kurallarını gördük. O zaman z kare'nin önce gideceğim ben. Şimdi burada kırmızıyla yapayım şimdi mesela hani şununla aynı sonuç çıkacak mı diye bakıyorum. E, sonuçta çıkmalı. E, mesela i e, e artı 1'in e, karesi bölü 2 değil mi bulduğum şey. Sonra eksi i'nin karesi bölü 2. Şimdi i artı 1'in karesini biz e, şurada bulduk değil mi ya bir daha bulayım işte i'nin karesi eksi 1. ile 2'yi çarptım artı 2 i sonra bu artı 1 dolayısıyla şunu gitti değil mi o artı 1 gitti bölü 2. Yani 2 i bölü 2'den buradan bana bir tane i kaldı. Şu taraftan bir i kaldı. i kare eksi 1. E bu da onu artıya dönüştürdü. Dolayısıyla bunun cevabı i artı 1 bölü 2 çıkmalıydı. Şimdi bu çıktı mı i artı 1 bölü 2 diye? Çıkmadı. 2 artı 1 bölü 2 diye çıktı. Niye aynı sonuç çıkmadı? Aynı sonuç niye çıksın sevgili arkadaşlar? Aynı sonuç neden çıksın? Aynı sonuç çıkma... <laughs> aynı sonucun çıkabilmesi için birazcık burada akıllı davranmamız gerekiyordu. Ee, biraz böyle e, şeye kaptırmayın kendinizi yani sorunun içerisinde biraz e, müdahale edin. Şimdi x burada değişkenim. X nereden nereye değişiyor? X gerçekten e, i'den i artı 1'e mi dönüşüyor? Buradaki değişken kim? DZ. DZ gerçekten evet i'den i artı 1'e gidiyor. Çünkü burası i diye bir karmaşık sayı. Burası i artı 1 diye bir karmaşık sayı. Evet Z, Z üzerinden integral alırken çok süper böyle ama işi DX'e DY'ye getirdiğiniz zaman şimdi X e, ya arkadaş X gerçekten i'den i artı 1'e falan gitmiyor. X buradayken 0. Buraya geldiği zaman ise x 1. Dolayısıyla bu integrali ne üzerinden almanız lazım sizin e, x haliyle nereden nereye almanız lazım integrali sıfırdan e, bire kadar çünkü x'in aldığı değerler bunlar bu aralıkta değişiyor. Dolayısıyla buradaki integrallerinizin sınırları doğru olmadığı için bu bulduğunuz sonuç da haliyle yanlış. Ee, ne olması lazım? Burada tamam şu integrali alacağım. Çok doğru. Onu şurada çözeyim. Bakalım e, ne çıkacak. Ama e, sınırları farklı şekilde alacağım değil mi? Nereden nereye? Sıfırdan bire. Çünkü ne integrali alıyorum? X değil mi? Dx. Neyin integralini alacağım? X artı i diye bir şeyin. E, bu neyi verecekti bana? X kare bölü 2 artı i x. İntegral sınırlarını yazayım. X kare yerine 1 yazdım. 1 bölü 2 f artı f i sonra eksi sıfır yazdığım zaman her ikisi de gitti. Cevap bu. Bu gerçekten şuna eşit mi? Değil. E bu zaten değildi. Ama şuna eşit mi? Evet. i artı 1 bölü 2. O zaman buna lütfen dikkat edin. Tamam mı? Yani soruları çözerken yani line integrali yaparken neyin integralini alıyorum ben? Kafam çalışacak biraz. Neyin integralini alıyorum? E ve ne üzerinden alıyorum? Sınırları neler? Tamam mı? Yani buna böyle dikkat edin yani bu işi yaparken. Tamam. Şimdi bir başka e, şey yapalım, soru çözelim. Mesela, e, gelin. Şimdi şu integrali alalım. Bu sefer aynı hatayı yapmayalım değil mi? E, sıfırdan e, başlasın. 1 artı i'ye kadar gitsin. Z'nin karesi eksi Z. DZ integralini alalım. Tamam. E, mesela iki tane şekilde bunu yapmaya çalışalım. Bir, e, Birincisi e, mesela e, hani sıfırdan 1 artı i'ye gideceğim ya. Önce bir şeyi bir bulayım şimdi. Sıfır neresi? Şimdi sıfır şurası. Karmaşık düzlemde 1 artı i neresi? Şurası y, şurası x olmak üzere. E, 1 artı i az önceki nokta değil mi? Şimdi şurası 1, e, şurası da bir yine. Yani ama imajiner eksen burası. Yani şu nokta bir artı i noktası. Şurası bir artı i noktası. Şimdi integrali alacağım. Şimdi hangi yoldan gideceğim de ben bu integrali alacağım? Bir sürü farklı yol olabilir. A şıkkında mesela gelin şu şunu buldursun bize. E, şu yörüngeyi takip edelim. Y eşittir x üzerinden integral alalım. Yani yolumuz şu olsun. Y eşittir x yolu. B şıkkındaysa e, şu yolu takip edelim. Mesela B şıkkındaysa şu yolu takip edelim. işte sıfırdan başlasın. Önce şu noktaya kadar gelsin. Sonra şu noktaya kadar gitsin. Tamam. Mesela B şıkkındaki izleyeceğimiz yörünge de şu olsun. Yani şu. Tamam. Mavi yörünge. Bir artı i noktasına gidelim. Şurası x. Şurası y elbette. E, y eşittir x dediğimde zaten biliyorsunuz. O yüzden öyle yazı verdim bunu. E, yani önce burada da işte sıfırdan bire kadar gelsin. X üzerinde sonra birden i'ye e, kadar gitsin. Tamam. Bu e, yapacağımız iş burada bu başka bir şey değil. Şimdi A şıkkını çözeceğim. E, kırmızıyla çözeyim. Ne yapacağım? Yazayım şimdi. Önce biz hemen yapmam gereken şey burada şu e, z eşittir bir kere x artı y demek. Doğru değil mi? Çünkü z, x, x, y üzerinden alacağım integrallerimi. Hemen onun arkasından dolayısıyla z kare lazım bana değil mi? Şurada bir z kare var. Dolayısıyla bir z kareyi bir bulayım. x'in karesi artı bir kere i x, y. Sonra i, e, y, x. İkisi de hani x ve y sıra değiştirebilir. reel şeyler oldukları için iki tane i, x, y değil mi? Onlar toplandılar. Sonra i, y'nin karesi i kare, y kare. Haliyle eksi y'nin karesi. Yani x kare eksi y kare artı 2 x, i, y, y değil mi? Bunu defalarca bulmuştuk daha önceki problem, problemlerimizde. Dolayısıyla da e, bu integralim benim belli ki şöyle bir şeye dönüşecek şimdi. E, integral sıfırdan 1 artı i'ye buraya bir dikkat edin. z'nin karesi yani şu değil mi? işte x'in karesi eksi y'nin karesi artı 2 tane i x y. Güzel. Eksi z. Z dediğim x artı i onu da yazdım. Bununla dz'yi çarpacağım. dz ne? E, dz'yi de bulması kolay. dx artı i de y değil mi? Hemen o kolayca. Bunu çarpı olarak yazdım. Şuraya yerim bitti. dx artı i de Çok süper. Şimdi bu doğru mu? Bu integral'i böyle alabilir miyim hemen? Yok. Ne yapacağım? Bu yol boyunca şeylere karar vereceğim değil mi? Yani hani e, x'ler y'ler ne oluyorlar? E, onlara bir karar vereceğim. Şimdi e, bu, bu, bu yol boyunca bir kere ilk yapmam gereken şey bunu şu e, denklemi bir kere yerine yazmak. Yani y eksi y sıfır eğim x eksi x sıfır. Hani bu bunun ben y x olduğunu biliyorum da. Bilmiyor olabilirdim yani. Şunu git diyebilirdi. Şimdi y eksi bir F eşittir. Bunun eğimi 1. Değil mi? Çünkü e, gördüm onu. X eksi 1. Dolayısıyla y eşittir x bir kere. Bunu buradan hani vermeseydi de siz bulmalıydınız. Y eşittir x ne demek? E, f Aynı zamanda dy'nin de dx olması demek değil mi? Bir kere bunu da bildim. Dolayısıyla bunlardaki y'leri mesela x'lere çevirin, dy'leri de dx'lere çevirin. Dolayısıyla mesela şu dy dx'e gidecektir. Haliyle şimdi bu kırmızı çözümümün cevabı için sıfırdan bir artı iy'e dedim. Şimdi x kare güzel, eksi y yerine eksi yazıyorum. Şimdi y e eşit bütün bir yol boyunca x kare artı iki tane ix. Sonra y yerine x yazdım tekrar. Sonra eksi x artı i kere y yani i kere x. Tamam kapattım bunu da. Sonra dx artı i dx. Oldu mu? Şimdi d y yerine yani y gördüm. Eğer bu bir mesela hani 2'ye gidiyor olsaydı o zaman mesela bunun eğimi 1 bölü 2 falan olacaktı. Dolayısıyla mesela y eşittir 2x gibi bir şey olacaktı. Değil mi? Çünkü eğimi 1 bölü 2. E, o zaman şöyle olurdu pardon. 2y e, e, eşittir x gibi olacaktı. y e, eşittir 1 e, bölü 2x olacaktı. O zaman dy yerine dx bölü 2 diyecektim mesela. Haliyle bu dy ye gördüğüm yere dx bölü 2 yazardım. x yerine işte y bölü 2 yazarken. Tamam mı? O bulduğunuz şey her neyse onu götürüp burada güzelce yapıyorsunuz. Şimdi bana bu integrali buldurup ondan sonra üstünü e, çizdirmezsiniz bu sefer diye tahmin ediyorum. Çünkü integrali ne üzerinden alacağım ben arkadaşlar? x. x gerçekten sıfırdan böyle x karmaşık sayı değil ki. x iyili miyili bir değer alabilir mi? x ne olmak zorundaydı? Hatırlarsanız, rel. Y ne olmak zorunda? Rel. Karmaşık olan ne? Z, değil mi? O neden karmaşık? Çünkü başına bir tane i geliyor. Yani onu hatırladınız. Dolayısıyla xler, yler, böyle karmaşık şeyler üzerinde entegre edilmezler. X burada nasıl değişiyor arkadaşlar? Ben burada bütün bir yol boyunca x'e bakarsam, x'in başlangıçtaki aldığı değer şu, sıfır. Son durumda aldığı değer de bu, bir. Dolayısıyla x'in aldığı değerler sıfırdan bir artı iye falan değil. Bunu başka bir renk bulayım kendime yeşil. Sıfırdan haliyle şuna değil, nereye kadar değişiyor arkadaşlar? 1'e. Kim değişiyor? X. Tamam? X ne? Reel. Anlaştık herhalde. Tamam. E, o zaman artık bu integrali alalım basitçe. Şu x kare eksi x kare onlar gitsinler güzel. E, şurada iki tane e x kare var, bir tane eksi x var, e dx var, bir sürü bir şey var ya. Bunları dağıtacağım şimdi. E, m... Ee, yapalım hadi o işlemi. Bir, kafadan yapalım. şimdi bir, Şurası 2 tane i x kare x küp bölü 3. 2 tane gelecek başına. Demişti. 2 e, x küp bölü 3. Bir de başında i katkısıyla. Sonra e, e, bir tane de oradan şu i'li ifadeyi şu ta, şuna dağıttığım zaman e, gelecek olan eksi. i kareden gelen eksi. 2 x e, kare. Şey. E, haliyle 2 x küp bölü. 3 ifadesi gelecek. Başka da bir şey gelmeyecek herhalde değil mi? Aynen öyle. O zaman çıkan sonucum benim burada ne oldu şimdi sevgili arkadaşlarım? Şunu bir daha bir kontrol edin. Bu kadar değil mi? Başka, şunlar kaldıysa aklınızda oradan bir şey gelmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü F x dx, tamam? Şunu çarptığınız zaman onunla artı İ x dx pardon şu, şu ikisini çarpınca bak artı i x dx sonra şu ikisini çarpınca eksi i x dx yani onlar bir kere gittiler. Sonra eksi x dx tamam. Sonra bir tane de şuradan e, i kare eksi e, e, x dx gibi bir şey geliyor. Herhalde onlar da birbirlerini götürdüler değil mi? Burada e, bir şey kalmadı başka. Ee, ne oldu? Sadece e, şu ifadenin sonucu. Ona da işte 0 ve 1 koyduğum zaman e, çıkan sonuç hemen 2 bölü 3 e, parantezinde işte i parantezini aldım orayı da değil mi? Buradan da 1 kaldı herhalde. Şöyle 2 bölü 3 e, i eksi 1 diye çıkıverdi. Tamam. Yani biraz hızlı yapayım diye. Belki yanlış yaptıysam bir bunu kontrol edin. Şimdi şu maviden zaten anlarız. Yani doğru mu yaptım yanlış mı yaptım. Bir de ona bakalım. Ee, e, ne yapacağım? Şimdi bir kere bu o, maviyi çözerken yani şu, şu yolu çözerken e, Öncelikle bir kere x benim burada değişkenim olacak. Değil mi? Sıfırdan e, 1'e kadar bu integrali alacağım. Yani şu integrali sıfırdan bire kadar bir alacağım. Sonra y benim değişkenim olacak. Tekrar sıfırdan 1'e kadar bu integrali tekrar alacağım. E, e, bu sefer ama x'in değeri 1 olacak. Y'nin değeri ise 0 olacak değil mi? O arada yani bu şeyleri e, yapmayı biliyorsunuz. Bunu size bırakayım mı? ya? Siz yapın. Ben de bu arada şey yapayım şu z kare eksi z dz z integrali, sıfırdan 1'e aldığım zaman hemen z küp bölü 3. Şu z kare bölü 2 gelecek. Sonra sıfırdan i artı 1'e gidecek. Dolayısıyla z küp ne olacak? 1 artı i'nin küpü. Ya da şey deriz orada değil mi? Z kare parantezini alırız yani. Z kare parantezinde hatta z kare bölü altı parantezini alırım. Onun içerisinde 2 i eksi 1 kalır. E, e, z burada işte hani üstteki sınırı koyduğum zaman hani Z küp bölü 3 ile birlikte tabi. 1 bir, bir artı i'nin karesi kere 2 i, i, e, i, i eksi 1 gelir. 1 artı i'nin karesi zaten 2 i'ydi. 2 i kere 2 i eksi 1 o da ne yapar? 4 i kare eksi 4 eksi 2 i değil mi? Bölü 6 e, eksi 4 eksi 2 i bölü 6 eksi 2 e, e, i e, bölü 3. Şurada bir tane bir eksiği unutmuşum o zaman bir yerde e, bir şey unuttum herhalde ya. Bir ona bir şuna bir daha bakmalıyım. Eksi 2 e, bölü 3 eksi e, f, e, i bölü 3. Değil mi? Burada bulacağım şey bu olacak. Şimdi şurada ne buldum ben şimdi? 2 bölü 3 i eksi 1. Hmm. E, eksi 2 bölü 3 i bulmalıydım. Bir şeyi yanlış bulmuşum bunu yaparken. Bir daha şimdi şu, şunlar doğruydu. Şunu da herhalde o zaman yanlış yaptım. Neyi yanlış yaptım? E, eksi i x dx artı i x dx onlar gittiler. E, sonracığıma e, 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 eksi x dx buradan geldi. Eee Buradan ne geldi? i kare eksi x dx. Ha eksi x x dx x dx. Oradan eksi 2x dx. E, sınırı aldığım zaman eksi 2x kare bölü 2. Iki. E, i̇kiler gittiler. E, e, eksi e, x kare. Haliyle bir koyduğum zaman eksi 1. Şey, eksi i. Şuraya bir tane eksi i gelecek. Tamam, bir tane orada hatam var. 2 e, bölü 3 i e, eksi i eksi i bölü 3 e, olacak. Eksi i bölü 3 eksi 2 bölü 3. Tamam, bu, bu da işte böyle. Doğru. Tamam şimdi oldu. Şunu da hatamızda bulmuş olduk. Ee, tamam şu mavi kısmını da o zaman size bırakayım mı ben? Ki başka bir soru çöze çözeyim. Çünkü basit zaten değil mi? Ee, yeter bence onu da zaten hani şimdi ona benzer bir şey yapacağım. Ee, ama siz onu bir kere bir bulup cevabını olduğunu göstermeye çalışın. Mesela z kare dz z e, integralini almaya çalışalım. Şu verilen e, yörüngede. C'de. Şimdi bu, bu mesela hani e, daha önceden öğrendiğimiz teoremlerden birisi sayesinde burada doğrudan cevaplanabilecek bir şey aslında. Yani şurası 1, 1, e, eksi 1, 0. x Şurası y karmaşık düzlemdeyiz. Dolayısıyla şurada aslında bir karmaşık sayı var. Yani hani 1 artı i karmaşık sayısı şu. Şu karmaşık sayı eksi 1 artı i karmaşık sayısı. Şu eksi 1 artı 0. Şu da 1 artı 0 karmaşık sayıları. Tamam. Şimdi z'mizin şey olduğunu unutmayalım. Yani hep x artı i y bu tarzı kartezyen şeyler değil mi? Rektangular şekli sorularda. Z'nin karesini de az önce yaptık daha değil mi? Hemen x kare eksi y kare artı 2 tane i x y şeklindeydi. burada alacağım integralin cevabını ben size pat diye söyleyebilirim. Eşittir sıfır çıkacak cevap. Neden? Bunu söyleyebildim çünkü şey e, <laughs> bir tane arkadaş aşağıdaki yorumlara bir yere bir yorum yaz. Bu adam arada niye gülüyor? Şimdi mi güldüm ya böyle <laughs> diye o geldi aklıma. Ulan ne yapayım? Ağlayayım mı? E, tabii ki güleceğim. Bu <laughs> e, eğleniyorum yani yani üzüleyim mi ders anlatırken? Allah Allah. E, bu z kare dz integrali sıfır çıkmak zorunda bu kapalı integralin içerisinde e, çizgi integralin içerisinde çünkü Koşi e, teoremine göre biliyorsunuz ki e, bu c'nin hani şöyle döneceğim ya şimdi şöyle döneceğim. Kapalı çizgi integralini alırken bu c'nin içerisinde eğer verilen fonksiyon analitikse o zaman e, ne olduğunu biliyorsunuz bunun? E, sıfır integralinin değil mi? Cevabın sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi z kare bu aralıkta analitik mi? Z karenin analitik bir fonksiyon olduğunu zaten göstermiştik. E, Ta önceki derslerde değil mi? Hemen gene dönün. Önceki derslere z karenin analitik olduğunu bu Koşi-Riemann şartlarını hani önce u artı i ve diye şek şekilde yazdığımız değil mi? Önce e, fz'leri onun arkasından işte u'larını v'lerini ayırdığımız yani şunu işte u'su bu bunun v'si bu. Sonra bu u'nun x'e göre türevi y'nin v'ye göre e, v'nin y'ye göre türevi. Sonra u'nun y'ye göre türevi işte v'nin x'e e göre türevinin eksilisine eşit mi? Değil mi? Eksi 2'ye. Bu 2'ye bunun türevi ama eksi. Dolayısıyla bu analitik şunun içerisinde. O analitik bir fonksiyonun e, kapalı çizgi integrali e, verilen aralıkta sıfırdır mutlaka. Sıfır çıkmalıdır. Şimdi bakalım Gerçekten sıfır çıkacak mı? Tamam, bunun da bir e, denemesini yapmış olalım. Bir taraftan da bu çizgi integrali bilgimizi de geliştirelim yani bununla birlikte. E, ne olacak şimdi? Şu kapalı z kare dz integralim. Öncelikle onu bir yazayım bir kere integrallerin toplamı şeklinde yazılacak. Şimdi bir şu yolu gidiyorum değil mi? Önce şöyle bir yol gideceğim. Yani hani eksi birden bire kadar mesela bir yol gideceğim. işte z kare d bir bulacağım. Sonra artı şimdi şöyle bir yol gideceğim değil mi? İşte birden bir artı i'ye kadar gideceğim. Z kare d z alacağım. E, onun arkasından şu yolu gideceğim. Şimdi şöyle bir yol gideceğim. Bu kez işte bir artı i'den eksi bir artı i'ye kadar gideceğim. Ama buralarda kimin gideceğini unutmamalıyım yani değil mi? Hani integrallerimin sınırlarını mesela bir artı i'den eksi bir artı i'ye kadar diye yapmamalıyım mesela. Hani o ilk Başta bir tane çizdiğimiz şu vardı ya mesela bunun gibi olmamalı. Hep bunlar için bir örnek dedim böyle bir problemi çözebilmek için onlar. Artı bir de son olarak şöyle bir aşağı tarafa doğru gelmeliyim. İşte o da eksi i artı bir karmaşık sayısından eksi bir karmaşık sayısına kadar geleceğim z kare dz için. Z için yapıyorsanız e, sınırlar öyle olmalı ama x'lere y'lere ayırıyorsanız lütfen x'in takip ettiği, y'nin takip ettiği şeylere dikkat edin, sınırlara dikkat edin. Tamam. Şimdi e, şu integralle başlayalım. Şimdi z kare dz integral. Bunlar için hepsinde ayrı ayrı şuna karar vermelisiniz. Yani bu yol boyunca x Değişken mi? Y değişken mi? Tamam, hani e, mesela bu, bunların içerisinde x hani e, şöyle c, c, hani İngilizcede şey changing variable diyorum ben e, anlıyorum ki x burada şey değişken. Tamam? Bu x değişkense e, bunun dx sıfırdan farklı bir kere, Tamam. bunu bildim. Sonra y bir kere bu yol boyunca sabit ve sıfıra eşit değil mi? Bütün bir yol boyunca y sıfır. Dolayısıyla dy de sıfır yani şu şu yol boyunca böyle. Şimdi şu yol boyunca nasıl? Başka bir renk kullanayım. E, ee, şu yol boyunca ne durumdayım? Bu sefer mesela Y değişken değil mi? Çünkü Y bak hani ne oldu? Sıfırdan başladı. 1'e kadar gitti. Yani bunları beceremiyorsanız e, lütfen şöyle yapın. Yani bu 1 artı 0 iyi ya. Hani X'i 1, X'i 1. Hani oranın. Dolayısıyla 1 hiç değişmedi. Yani X 1 bak. X bütün bir yol boyunca 1. Zaten X'in 1 olması dx'inin 0 olması demek. Çünkü sabitin diferansiyeli değil mi? O zaman Y mesela burada ne yaptı? Şimdi 0 tane i'den 1 tane i'ye. O zaman 0'dan 1'e gitti. Yani Y bir kere 0'dan 1'e giden bir changing variable değil mi? CV şey değişecek bir şey. O zaman bu ne demek? D'y sıfırdan farklı demek yani bu aralıkta. O zaman mesela şuraya geldiğim zaman ne oluyor? Ee, mesela şu, şurada. Şimdi kim değişken burada? Bakın x değil mi? x değişiyor yani x değişken. Nereden nereye değişiyor? x bunlara karar verirseniz baştan kolay olur. 1 artı i'den eksi 1 artı i'ye. O zaman 1'den eksi 1'e gidiyor bak. Değil mi? Çünkü 1'den şuradan eksi 1'e gidiyor x bu kez. O zaman e, dx denilen şey bir kere sıfırdan farklı. Y ne yapıyor? Y sabit bütün bir yol boyunca. Neye sabit? I'den i'ye gidiyor. Ya yani 1'den 1'e gidiyor. Y 1'e sabit. E bu ne demek? D Y'nin 0 olması demek değil mi? Hemen basitçe söyledik. E, son olarak bir de şöyle bir yolum var burada. Burada neler oluyor? Şimdi bir kere X'e bakın. Eksi 1'den eksi 1'e gelmiş. O zaman X bir kere sabit. Neye sabit? Eksi 1'e. O zaman ne demek? D X eşittir 0. Tamam. E, y ne yapıyor? Bir tane i'den şunun yanında artı sıfır tane i var. E, bir tane i'den sıfır tane i'ye gidiyor. O zaman y denilen şey işte birden sıfıra doğru gidiyor. Dolayısıyla d y eşit değildir sıfıra değil mi? Çünkü d y e, değişken bir şey. Madem y değişken bir şey o zaman d y var yani. yani sıfırdan farklı. Ay. <laughs> şimdi bu integralleri alacağım şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Lütfen dikkatli yapacağım bunları. Bir integralimi koyayım. Z kare yerine şunu yazacağım. Ben önce bir yolunu yapıyorum. Tamam, şu siyahla yaptığım şeyi. Bu aralıkta x değişken. Nereden nereye değişiyor? X karar vermiştim onu eksi birden bire, değil mi? O zaman x'in sınırlarını yazmalıyım bir kere, değil mi? Eksi birden bire. Sonra x yerine hiçbir şey yazmıyor. Ama y dediğim şey sıfır, d y dediğim şey sıfır. Dolayısıyla bir kere y dediğim sıfır. Burada integralin içerisinde bana neler kalıyor? X kare artı 2x y yani 0. Bir de eksi y kare o da 0. Değil mi? Eksi 0. Sonra bir kere yazayım bunu da diğerlerinde daha hızlı yaparız. Şimdi burası neydi? dx artı i d y. Hani dz yerine de onu söylüyoruz ya değil mi? dz denilen şey dx artı i d y. E d y 0. Dolayısıyla bana ne kaldı burada? D, dx sadece. Çünkü d y'nin 0 olduğunu bildim değil mi? Şu birinci şeyim bu. Artı. Şimdi ikinci. maviyle yapacağım. F integral. i̇ntegral nereden nereye öncelikli? Kim burada değişken? Bakın şimdi sıfırdan bire değişkenim var. Y sıfırdan bire. Bakın buraya gidip de bir artı birden bir artı i'ye falan diye yapmıyorum. Onu z'nin integralini alacaksan birden bir artı de z değişiyor birden bir artı i'ye. Değiş y değişmiyor. X değişmiyor. Tamam ee, <gülüyor> Evet. <gülüyor> şimdi z kareyi buraya yazıyorum. Bu arada x yerine bir x gördüğüm yere 1 bir yazacağım. 1'in karesi 1 eksi y gördüğüm yere çok üzgünüm sevgili arkadaşlarım. Ee, sanıyorum hafızam o arada ben konuşurken bıt 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 e, <laughs> maalesef ki dolmuş. Ben en son şunu yazmışım sanırım şimdi bir baktım. O arada e, geri kalan konuştuklarım bu integrali ben çözdüm e, tane tane. Onlar maalesef kayda alınmamışlar. Şimdi tekrar şöyle hızlıca ben anlatayım. 3 dakika 40 saniyem var videoyu kapatmak için. Değerli topluca anlatacağım. Şurada bir yerde kalmışım En son şu mavi yazıyormuştum. İntegral Z kare dz yazacaktım. Z kare şu. Dolayısıyla e, y gördüğüm yere haliyle burada y üzerinden alacağım için sıfırdan bire kadar o değişken bir şey yazmadım. dy sıfırdan farklı. X gördüğüm yere bir yazdım. 1 eksi y kare artı iki i x y x 1e gitti. Dolayısıyla x artı e, dx artı i dy yazacak. Dx sıfır olduğu için bu integralim böyle kaldı değil mi? Sıfırdan bire. Sonra şu şu tarafa doğru geldiğim zaman bakın burada değişkenim x birden eksi bire kadar değişecek. Y gördüğüm yere ise bir yazacağım. Haliyle x kare eksi y kare yani y gördüğüm yere 1 yazıyordum. x kare eksi 1 artı 2 i x y yerine 1 yazdım. X 2 x 1. Tamam burada dx. E, tamam çünkü de, i, i dy 0'a gitti. integral sınırı 1'den eksi 1. Sonra şu kırmızı üzerinde e, yaparken işleri ne oldu? E, orası da zaten e, x kare eksi y kare artı diye gidecekti. O zaman x gördüğüm yere bu aralıkta ben şimdi bütün bir yol boyunca eksi 1 yazmalıyım. Eksi 1'in karesi 1. Tamam. Y kare aynen kaldı. Değişken. Sonra artı 2x'ye ama x gördüğüm yere eksi 1 yazdığım için eksi 2xy oldu. Yani x 1'e gitti. Eksi 2y. Sonra da dx artı i dy vardı. dx bu yol boyunca x sabit olduğu için 0 dolayısıyla i dy kaldı. Tamam. Artık integrali alması kaldı. x karenin integrali x küp bölü 3. Sınırları yerine koyduğum zaman 2 bölü 3. Tamam. Buranın integrali y eksi y küp bölü 3 artı 2 y kare bölü 2 yani y kare i'yi dağıttığınız zaman ve sınırları yerine koyduğunuz zaman integral cevabı şu çıktı. 2 i bölü 3 eksi 1. Sonra buraya geldim. İşte bu integrali cevabı x küp bölü 3 eksi x artı f i x kare. Çünkü ikiler sadeleştiler. Eksi 1 ve 1'i yerine yazdığım zaman o integralimin cevabı şu çıktı. Buralarda böyle küçük küçük hesaplamalar yapmıştım. Kafadan yaptık. Az önceki konuşmalarda ben ve ben. Tamam siz yoktunuz o arada. E, şu kırmızıyı alırken de integralim bu y. Eksi y küp bölü 3. F, eksi y kare. bir de i'si var. Sonra bu i'yi dağıttım ve sınırları yerine koyduğum zaman o ifadenin cevabı bu. Tamam. Sonra da pardon şu. Sonra da biliyorum ki sevgili arkadaşlar ben bunların tamamını toplayacağım. Çünkü aralarda artılar var. 2 bölü 3. Buradan geldi. Eksi 2 bölü 3 e, artı 2 zaten şu eksi 2 bölü 3'ler gittiler. Bana kaldı oradan 2. Tamam. E, sonra şu ifadenin içerisinde bir eksi 1 var. Bir eksi 1 de şuradan geldi. Eksi 2. Değil mi? İ kare eksi 1 olduğu için. Şu eksi 1'ler onu şu 2'yi götürdü. Şu 2 bölü 3'ler bunlar birbirlerini götürdü. Şu integralin cevabı eksi 2'yi bölü 3 gelmiş. Bununki de 2'yi bölü 3. Onların da toplamı sıfıra doğru gittiğine göre. Dolayısıyla elimde kalan şey benim sadece şey. E, sıfır. O da zaten analitik z karenin analitik olduğunu biliyordum şu verilen aralık içerisinde. Dolayısıyla bunu kapalı çizgi integralinin de sıfır olması gerektiğini biliyordum. Dolayısıyla da bu e, kapalı çizgi integralini çözmüş oldum. E, bu kadar yeterli. Burada kendiniz örnekler çözebilirsiniz. Tamam mı? Hani kapalı bir FZ'ler verip onların işte o verilen petler boyunca kapalı olduklarını görebilirsiniz. Benim yaklaşık 10 saniyelik vaktim kaldığı için artık bu noktada videoyu durduruyorum. Bir sonraki derste Lorentz serilerini göstermeye başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.